Aracında da bir şey yok. Bütün sıkıntı bugünün şartıyla hepimizin bildiği üzere nakliyenin yüksek olması, mazotun yüksek olması, gübrenin, ilacın, zira ilacın yüksek olmasından kaynaklanan. Yani bunu da tutup dolaştırıp da getirip işte bu bombayı hal esnafın kucağına, pazarcı esnafın kucağına, öbürüne çamur atarak bunu karara yaklayıp, bunun ana merkezi hükümettir arkadaşlar. Burada A parti, B parti önemli değil. Bugün DEM Parti de iktidarda olabilir, CHP de iktidarda olabilir, MHP de olabilir. Bugünün şartıyla AK Parti hükümetinde bu kadar ekmek kadar ihtiyaç duyduğu, aynı zamanda adaletsizlikle yönetilen, özgürlüklerin elimizden tek tek alındığı, bizleri böyle bir tek tip robot insana çevirmek istedikleri bir rejimin yönetiminde yaşamaktayız ne yazık ki. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Ve bütün bunları neden özgürlüğümüz kısıtlanıyor? Neden bir dernek, bir emek meslek örgütü, bir oda alana meydana çıkıp ya biz hakkımızı istiyoruz, haklarımızı bu hükümet vermelidir gibi bir açıklama yapmasını dahi engelliyorlar. Bunun en büyük sebebi bu iktidar 23 senedir bu ülkeyi yönetirken ülkeyi açlığın, sefaletin en dibine getirmiş durumda. Ve bugün Türkiye'nin ekonomik durumunun bu kadar kötü olmasında iktisadi politikaların çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Bu iktidar yönetemedi. Tabii ki biz biliyoruz bu sistemin kendi yapısal sorunları var. Ve bu yapısal sorun bir yerde bir bozulma oldu mu, bu üreticiye de, çiftçiye de, esnafa da, mahalledeki küçük Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin bakkalına da etki ediyor. Ekonominin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Siz doğrudan üretimin içinde olan insanlarsınız. Türkiye bütün coğrafyasıyla, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her kesimde tarıma elverişli olan toprakları var. Hayvancılığa elverişli olan çok önemli meraları var. Ama bu iktidar, iktidara geldiği günden beri uyguladığı tarım politikalarıyla tarımı ülkede bitirdi. Çukurova bölgesi olarak meyve sebze ambarı konumundayız. Gerçekten çok önemli bir tespit. Bugün başta Çukurova olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesi sadece Türkiye'de 85 milyon yurttaşımızın sebze meyve ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda ihracatçı pozisyonuna taşımıştı Türkiye'yi. Şimdi ise AKP'nin uyguladığı politikalarla tarımda bizi dışarıya bağımlı hale getirdiler. Ve biz ithalatçı konuma düştük, ihracatçı bir ülkeyken tarımda. Türkiye tarım ihracatında AKP'nin iktidara gelmesinden önce en büyük ihracatı yapan ilk 9 ülke konumundayken, şimdi biz buğdayı, hububatı, iğneden ipliğe kadar her şeyi ithal eder duruma geldik.